Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Mert Ersen bu hafta da bizlerle birlikte ve bugün kendisiyle yine son yılların en çok tercih edilen estetik operasyonlarından biri olan burun estetiğiyle ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız efendim. Sosyal medyanın çok fazla kullanılmasıyla herhalde ilgili olarak işte telefon kameralarının daha çok işte selfie ön taraftaki kamerası kullanılarak bir çekim yapıldığında göze en çok batan burun oluyor gerçekten. O işte kameranın çalışma modeliyle de bir ilgisi var aslında. Bir de yüzün en önemli tam orta noktasında. Dolayısıyla evet. Tam böyle dikkat çeken bölge olduğu için. Onun böyle büyüklüğü işte biraz daha ya da yamuklu ya da böyle yamuklu da denmez de böyle ne bileyim işte. Eğriliği diyelim. Eğriliği daha çok göze batar hale geliyor. Bir de işte özellikle gerçekten herkesin paylaştığı burunları falan gördükçe iyileşebileceğini, düzelebileceğini tırnak içinde söylüyoruz kime göre neye göre. Ama bilince de herhalde daha çok sizlere başvuruda bulunmalar da biraz daha fazla arttı diye düşünüyorum. Bu dönemde en çok rinoplasti mi yapıyorsunuz? Türkiye'de en sık yapılan operasyon rinoplasti. Yani hem erkek için hem kadın için öyle. Dünyada trendleri biraz daha farklı ama Türkiye'de en sık yapılan operasyon rinoplasti ameliyatı. İşte bizim az önce sizin de kibarca söylediğiniz böyle daha çok eğriliklerden kaynaklı olarak mı yoksa büyüklükten falan öyle bir şey? Genellikle %70, %80 bunların ikisi beraber oluyor. Çünkü septum deviasyon dediğimiz bir burun eğriliğimiz zaten mevcut. Hastalar bundan rahatsız oluyorlar. Hazır buna olmuşken de gözlerine takılan, rahatsız oldukları burunlarını da şeklinde değiştirebiliyoruz yapmışken. Peki az önce sorduğum gibi mesela gülerek sorduk aslında bu konuyu ama siz böyle bir muayeneyi yaparken tabii ki büyük bir ihtimalle nefes alıp verme konusunda bir sıkıntısı olup olmadığını da tespit edebiliyorsunuz. Şöyle Burcu Hanım. Çözerken onu da çözebileceğiniz bir model mi uyguluyorsunuz? Tabii ki. Şöyle estetikle fonksiyon birbiriyle iç içe. Yani biz bir organa güzel diyebilmemiz için o organın fonksiyonu da güzel yapıyor olması lazım. Dolayısıyla bizim için güzel nefes alan bir burun güzeldir. Dolayısıyla biz ameliyat öncesi fizik muayenemizde görüntüleme yöntemleriyle septum deviasyonu, işte konka hipertrofisi, internal nazar valve yetmezliği, eksternal nazar valve yetmezliği gibi nefes almada engel teşkil eden problemleri ameliyat öncesinde tespit ediyoruz. Ve bunların aynı seansta ameliyat sırasında da bunları düzeltebiliyoruz. Bahsettiğimiz durumlar çok eskiden kaldı. İşte rinoplasti oldum artık nefes alamıyorum gibi bu durumlar artık yok. Artık güncel tekniklere çok daha hakimiz, mevcut anatomiye çok daha hakimiz. Hangi yapıları koruyacağımızı çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla aksine nefes almanız bozulmuyor, daha iyi bir nefes alma vaat ediyoruz. Artık vurmalar, kırmalar yok. Daha çok lazerle kesiliyor herhalde değil mi? Ultrason dalgalarıyla. Ultrason dalgalarıyla. Işın kılıcıyla kesiliyor. Siz biraz daha anlatırsanız daha kolay olur. Mesela açık deyince bayağı gerçekten işte dikişli falan bir operasyon. Ama kapalı deyince daha başka bir noktadan girildiği için mi kapalı diyorsunuz? Aslında ya da hiç mi girilmiyor? Çok minimal bir fark var. Her iki teknikte de burun içini kullanıyoruz zaten. Ekstradan açık rinoplastide şu kolimelle dediğimiz yapıda küçük bir insizyonumuz da oluyor. Dolayısıyla ikisinde amacımız zaten tüm kıkırdakları, tüm yapıları görebilmek. Çünkü biz hepsine dokunmak durumundayız. Hepsini toptan bir değiştirmeye tabi tutuyoruz. Dolayısıyla bazı tekniklerde, bazı burunlarda özellikle çok eğri burunlarda, daha önce ameliyat olmuş burunlarda kapalı yaklaşım çok faydalı olamayabiliyor. Çünkü her yeri görmemiz gerekebiliyor. Dolayısıyla o zaman açık rinoplasti tercih ediyoruz. Ancak daha önce ameliyat olmamışsa, çok ciddi bir eğrilik yoksa kapalı rinoplastinin sonuçları daha tercih ettiğimiz sonuçlar oluyor. Peki. O zaman konunun daha böyle tatlı, keyifli, eğlenceli olan tarafına geleceğim mutlaka. Size mesela hasta mı diyorsunuz peki? Hasta mı demek hasta, lazım? Tamam, hasta. Peki. Hastanız size geldiği zaman elinde bir fotoğrafla işte şunun burnu, bunun burnu, şu burun, şöyle bir burun falan gibi bir şeyle geldiği zaman yüzüne uygun değilse o burun. Beğendiği burun. Ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Şimdi tabii çok böyle bir talep var. Bu talebi de aslında haklı buluyorum. Çünkü sosyal medya, reklam politikaları, iki boyutlu, üç boyutlu görüntüleme yöntemleri var. Buna yaptığımız işte ameliyat öncesinde planlama yaptığımız yöntemler var. Dolayısıyla hastayla bir şeyleri ortak bir noktada buluşmaya çalışıyoruz. Ancak tabii ki her burun herkese olmuyor. Çünkü her kişinin kıkırdak yapısı, kemik yapısı, cilt yapısı, iyileşme dokusu farklı. Dolayısıyla herkese öyle ısmarlama istediği burnu maalesef veremiyoruz. Yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı hastayla paylaşıyoruz. Böyle mesela ama şöyle bir durum var. Görüyorum, takip ettiğim kadarıyla sana söyleyeyim. Bir de hızlı da değişiyor maalesef. Burun yani modası var. Yani Çok tam anladım. Siz anladınız ama inşallah izleyicilerimiz de anlamıştır. İşte mesela bundan bir 4 sene önce falan böyle kayak pisti gibi yani böyle gerçekten. Onu nasıl adlandırıyorsunuz çok bilmiyorum. Ben
Tamamen dışarıdan gördüğüm şekliyle söylüyorum. Çok böyle ucu kalkık. Rotasyonu kendisi. Yüksek diyebiliriz. Rotasyonu yani. Peki, rotasyonu yüksek burunlar vardı. Şimdi daha çok çok dar, daha küçük değil mi? Öyle o burunlar moda. Haklısın. İşte önümüzdeki sene belki atıyorum burun deliği büyük ama kendisi dar. Bir sonraki sene belki kendisi büyük ama burun deliği küçük falan gibi. Yani modası oluyor bu sosyal işin. Medya. Çok önemli evet, sosyal medya. Evet. Influencerlar. Evet. Tabii bu çok şey yapıyorlar. Eskiden tabii bahsettiğimiz noktada burun ameliyatları gizleniyordu. Aman yapıldığı belli olmasın. Şimdi herkes burnunu rahatça paylaşabiliyor. Dolayısıyla beğenilen burunlar, beğenilmeyen burunlar çok rahat sosyal medyada paylaşılabiliyor. Dolayısıyla trendleri de bunlar belirliyor aslında. Ama şöyle bir şey daha var. Biz bu arada sohbeti yaparken işte tabii ki bir estetik, tamam kozmetik bir endişeden bahsediyoruz. Tabii. Ama bunun yanında tabii ki hem sağlık hem de işte atıyorum psikolojik belki de etkisi olan, mutsuzluk veren, mutsuzluk verdiği için gerçekten yapılması gereken durumlar da oluyordur tabii ki. Onları da konuşuruz ama ben şu anda böyle kozmetik endişeyle yaptırılan operasyonlara yönelik sorular soruyorum. Yanlış anlamazsanız sevgili izleyicilerimiz de yine aynı şekilde. Ben de çok yakınımdaki bir sürü insan burun ameliyatı oluyor bu dönem içerisinde. Aynı sebeplerden az önce sizin de saydığınız, benim de saydığım sebeplerden. Ama mesela şeyin farkına varıyorum bence. Özellikle bir tanesi çok genç artık 17-18 yaşında bekledi annesinden de hani zaten doktorun da söylediği şey oydu. Belli bir yaştan sonra operasyonu yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. 18 yaşında doldurduğu gün operasyonunu yaptırdı. Ve gerçekten biz mesela yaptıracağım diye tutturduğunda işte atıyorum gerek yok. Tabii insanlar hani insan hep kendisiyle mutlu olsun diye de aslında gerek yok dediğimiz bir noktada bir anda yaptırmak çok doğru bir kararmış haline geliyor gerçekten. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle ki rinoplasti gerçekten insanın yüzünde çok önemli bir yerde. Dolayısıyla yaptığımız değişiklikler çok ciddi farklar yaratabiliyor. Siz bir de bildiğim kadarıyla şey de yapıyorsunuz değil mi? Artık bilgisayar ortamında her şey mümkün olduğu için kişiyi böyle işte profilden karşıdan fotoğraflarını çekerek... Bu operasyonu bitirdiğiniz zaman yani son hali herhalde bir ihtimalle. Belki bir sene sürüyordur yerleşmesi tabii değil mi? Öyle bir şey mi düşünmek lazım? 6 ay diyelim en azından. 6 ay sonra kavuşacağı burnunu gösterebiliyorsunuz mesela değil mi? Aslında şöyle Burcu Hanım, bu konuda çok hassas bir nokta var. Bu kesin bir sonuç vaat etmiyor. Mutlaka 2-3 boyutlu programlarla biz bir planlama yapıyoruz. Dolayısıyla bu planlama hem... Hasta için ameliyat öncesi bir fikir sahibi olmasını sağlıyor. Hem de bizim için ameliyathanede yol gösterici oluyor. Yani ne yapabiliriz, ne noktaya gelmemiz gerekiyor. Ancak bahsettiğim gibi herkesin kıkırdak yapısı, cilt yapısı, kemik yapısı farklı. Dolayısıyla ya da iyileşme şeyi. %100 hani vaat ettiğimiz burunu maalesef ameliyat sonrasında ona kavuşturacağımıza söz vermiyoruz tabii ki. Ancak sadece fikir verebiliyor bize. Yani kesin bir sonuç vaat etmiyor. Tamam. Peki o zaman ameliyat sürecine gelelim. Bayıltarak yapılıyor herhalde. Genel estezi altında. Benim tabirlerim nasıl hemen bayıltarak değil ya. Kafasına bir şey vurup genel anestezi altında yapıyorsunuz operasyonu. Ne kadar sürüyor? Operasyondan yani daha doğrusu işte anesteziden sonra ayıldığındaki etki işte bir ağrısı var oluyor mu? Ne zaman evine gidebiliyor? Sosyal hayatı ne zaman dönüş yapabiliyor? Bu soruları söyleyeyim size. Çok cevap vermekte zorlandığımız sorulardan bunlar. Çünkü her kişi farklı. Dolayısıyla bu zamana kadar hiçbir zaman işte 2 saat 15 dakika oldu ameliyatı bitirelim artık demediğimiz gibi. 1 saat 15 dakika oldu hızlı yaptık herhalde bir şey unuttuk da demedik. ne zaman yaptığımız iş içimize sinerse, ameliyat öncesi yaptığımız plana uygun noktaya gelirsek, yaptığımız iş hem bizi hem ameliyat ekibimizi tatmin ederse o zaman operasyonu bitiriyoruz. Ortalama 2 saat diyebiliriz süreç peki olarak. Peki mesela şöyle bir şey sorayım hemen size. Siz zaten yaptığınız anda operasyonu zaten olan halini görebiliyorsunuz değil mi? Sonra şişmeler oluyor ve sonra iyileşmeye giriyor herhalde. Biz aslında iyi bir planlamayla ameliyat öncesinde bile görebiliyoruz. Yani ne olacağını az çok kafamızda kurabiliyoruz. Peki benim söylediğim az önceki işte ameliyathaneden çıktıktan sonra odasına gittikten sonraki süreç bambaşka bir süreç olsa gerek. Bir şişme oluyor mu işte kanama morarma gibi işte eskiden öyle büyük büyük tamponlardan falan bahsediyorduk. Şimdi artık onlar yokmuş galiba silikon. Silikon tamponlar. Oh, sonunda doğru bir şey terim kullanabildim. Silikon tamponlar kullanılıyor galiba. Bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle ameliyat sonrasında hastanın birkaç büyük korkusu var. Bunlardan bir tanesi ağrı. Ağrım olur mu diye çok soruyorlar. Rinoplasti tipik olarak ağrı beklediğimiz bir operasyon değil. Mutlaka minik sızlamalar olacaktır. Sonuçta bir ameliyat oluyorsunuz. Ancak bunlar ağrı kesicide çok güzel cevap veriyor. Dolayısıyla hastayı çok rahatsız etmiyor. İkinci problemimiz morarma durumu tabii ki. Nedir o? Göz altındaki morarma zaten. Aynen öyle. Burundaki morarma kanamaların değil.
göz altına dolması gibi düşünebiliriz. Yatmaktan o kadar şey yattığımız zaman şey, kemikleri kırmaya bağlı kanamalar oluyor. Bunlar göz altına doluyor. Dolayısıyla bunun verdiği bir görüntü. Tabii çok yanlış bir algı var işte. Çok morardım, ameliyatım çok kötü geçti ya da hiç morarmadım, kusursuz bir ameliyat oldu. Bu böyle beklenecek bir şey değil. Yani morarma olup olmaması bir ölçü değil en azından. Bir ölçü değil. Ameliyatın sonucunu vaat eden bir şey değil. Olursa da zaten 2-3 güne kadar artıyor. 3. günde maksimum oluyor. 1. haftaya doğru giderek azalıyor. Tabii kadınlar biraz daha şanslı. Fondöten kullanımına çok rahat sosyal hayata hazırlayabiliyor. Daha erken sosyal hayata dönebiliyorlar. Tabii ameliyattan hemen sonra özellikle tampon çekildikten sonra hani sosyal bir önce işime dönmek istiyorum diyen hastalar oluyor. Dönüyorlar da bir rahatsızlık da duymuyorlar ama benim kendi kişisel düşüncem ameliyat sonrası hiç kimsenin size bir şey yaptıramayacağı, güzelce dinleneceğiniz bir hafta 10 gününüzün olması. Bir hafta 10 günden sonra gayet rahat bir şekilde sosyal hayata dönmeye başlıyorsunuz. Tabii ilk bir ayda ciddi fiziksel aktiviteler önermiyoruz. Birinci aydan sonra da normal artık günlük yaşamınıza dönmenizde hiçbir sakınca olmuyor. Böyle mesela benim bir arkadaşımın operasyonu da pandemi dönemine denk gelmişti. Maske takmak zorunda kaldı. Yani programlama ona göre olmadı yani. Tam hiçbirimizin haberi olmadığı dönemde tam pandemi başına denk geldi ama sonra sürekli ameliyatın hemen arkasından bir maskeli bir döneme denk geldi. Bu gibi sebeplerden kaynaklı olarak sizin yaptığınız işte yapılan uygulamanın şeyinin fizyonomisinin değiştiği durumlar oluyor mu? Çok hassas. Yani ilk etapta özellikle burun iyileşmeye devam ediyor. O yüzden biz 6 ay diyoruz. Yani sonuçta biz basitçe tabirle kemikleri kırıyoruz, yeniden şekillendiriyoruz. Dolayısıyla o kemiklerin eski halini alması, tam olarak kaynaması bir 6 aylık bir süreci buluyor. Dolayısıyla 6 ay bizim için çok kritik. Dolayısıyla işte gözlük takma gibi, ondan sonra travmalardan korumak gibi her türlü aktiviteyi düzenlememiz gerekiyor hastanın hayatında. O maske döneminde de tabii küçük trikler yaptık. Hafif buraya buruşturarak böyle oraya burnu değdirmeden yine nefes almamızı, ağzımızı yüzümüzü koruduk ama burnuna baskı yapmadık. Öyle küçük triklerimiz oldu yani o dönemde. Peki son sorum da şu olsun. Siz aslında az önce bir cevaplarınızdan bir tanesinin içinde söylemiştiniz ama daha önce operasyon geçirdiyse ya da geçirmediyse falan gibi bir şey. Yani daha önce operasyon geçirmiş ama beğenmemiş burnunu. Bir kişi daha sonra tekrar operasyon olabiliyor bildiğim kadarıyla. Bunun bir sınırı var mı? Tabii ki her burun açıldıktan sonra, müdahale edildikten sonra gitgide işler zorlaşıyor. Yani dolayısıyla mümkünse bunu ilk ameliyatta bitirmeye çalışıyoruz. Tabii ki her şey ilk seansta %100 mükemmel olacak diye bir durum yok. Yani bu zamana kadar rinoplasti hani kimseye her ameliyatım güzel, mükemmel oldu dedirtebilen bir ameliyat değil. Dolayısıyla hastalarla kontrollerde çok sık görüşüyoruz. Biz, ameliyat süremiz bizim beraberliğimizin en kısa dönemi. Birinci hafta kontrolümüz var, birinci ay kontrolümüz var, üçüncü ay kontrolümüz var, birçok kontrolümüz var. Hastaların zaten mevcut olduğu, sahip olduğu şikayetler bu kontrollerin çoğunda geçiyor zaten. Geçmese bile küçük dokunuşlar gerekebiliyor. İşte duruma bağlı olarak bazen hump dediğimiz küçük bir çıkıntı kalabiliyor. Minimal asimetriler olabiliyor. Bunları revizyon ameliyatıyla düzeltebiliyoruz. Tabii bu ilki kadar büyük bir ameliyat olmuyor. Yani daha küçük dokunuşlar yaptığımız için hasta sosyal hayata daha rahat dönebiliyor. Kendini daha çabuk toparlıyor. İkinci, üçüncü ameliyat yaptığımız hastalar da oluyor ama her seferinde işler daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla mümkünse ilk seferde değilse en kötü ikinci seferde bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Ancak çok mutsuz olan hastalara da yapıyoruz. Ancak çok ciddi sonuçlar vaat etmiyoruz. Tamam peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.